Merhabalar gençler. Bugün sizlere olasılık konusunu anlatacağım. Olasılığın en başından alıyorum gençler. En baş kısmında saymanın temel ilkesi var. Bu kısımdan başlayarak kolaydan zora doğru gideceğiz. Şimdi bilgi notumuza hemen bakalım. Ayrık iki olaydan biri A farklı şekilde, diğeri ise B farklı şekilde gerçekleştirilebiliyorsa bu olaylardan biri veya diğeri A artı B şeklinde gerçekleşir. Gençler, ikinci maddeye geçtiğimiz zaman bir olaylar dizisinde birinci olay A, ikinci olay B, üçüncü olay yani eninci olay C şeklinde değişiklik gösteriyorsa bu olayların tamamı A çarpı B çarpı C şeklinde olur. Üçüncü ifademize geldiğimiz zaman hemen şuraya geldim gençler. Diyorum ki burada A'dan B'ye A tane yol var. B'den C'ye B tane yol var. O zaman A'dan C'ye A çarpı B farklı yolla gidilebilir. A'dan C'ye gidiş ve C'den A'ya dönüş A, B, B, A şeklinde çarpılarak devam eder gençler. Şimdi bu sorumuza bakalım. Ayşe'nin 5 tane tokası ve 4 tane küpesi vardır. Ayşe bir toka veya bir küpeyi kaç farklı şekilde seçebilir? Gençler, veya kelimesini görünce toplama aklımıza gelecek ve de çarpma. O zaman ben diyorum ki Ayşe'nin elinde kaç tane toka vardı? 5 tane. 5 tane tokadan bir tane toka seçeceğimiz için 5'in birlesi yani 5 gelecektir. Küpe seçeceğiz. Kaç tane küpemiz var? 4 tane, bir tane seçeceğim için 4 küpeden birini seçiyorum. Veya dediğim için bunları direkt topluyorum gençler. 9 farklı şekilde seçim yapabilirim. Şimdi bu sorumuza bakıyoruz hemen. 10 kişilik bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Bu başkan olsun, bu da başkan yardımcısı olsun. Başkanı seçeceğimiz için ilk olarak 10 kişiden bir tanesi gelebilir. İkinci olarak bir tane başkan seçildiği için geriye 9 kişi kalmış olacaktır. O zaman 9 kişiden bir tanesi de başkan yardımcısı olacaktır. Gençler, V dediği için araya çarpma işlemi koyuyorum. 10 çarpı 9'dan 90 gelmiş oluyor. Bu sorumuza bakalım hemen. Demiş ki bize 5 kişinin katıldığı bir yarışmada herkes farklı bir puan aldığına göre bu yarışmada ilk 3 derecede kaç farklı şekilde oluşabilir? Gençler, birinci olacak burada, ikinci olacak, daha sonra üçüncü olacak. Birinci kişi, birinci seçilen, ikinci seçilen, üçüncü seçilen. Yani ilk 3 dereceyi yerleştireceğiz. Birinci 6 kişinin içinden seçilebilir. 6 kişiden bir tanesi birinci olacaktır. Birinci seçildiği için geriye 5 kişi kaldı. 5 kişiden bir tanesi de ikinci olacak. Geriye 3 kişi kaldı. Geriye gençler 5 kişiden de birisi seçildiği için 4 kişi kaldı. Bu 4 kişiden bir tanesi de üçüncü olacaktır. O zaman ben 6 çarpı 5 çarpı 4 diyorum. Bunları çarptığımız zaman 120 farklı şekilde seçim yapabilirim. Peki. 4 kişinin katıldığı bir sınavda başarı yönünden, başarı ya da başarısızlık yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Gençler, kişileri önemli burada. X kişisi diyorum, Y kişisi diyorum, Z kişisi diyorum, bir de T kişisi diyorum. X kişisi ya başarılı olacaktır ya başarısız olacaktır. İki durum söz konusu. Y kişisi için de ya başarılı ya başarısız olduğu için iki durum söz konusu. Z kişisi için de ya başarılı olacaktır ya da başarısız olacaktır. Aynı şekilde T'de de. O zaman bunların başarı ve başarısızlık durumları 2 üzeri 4'ten ne gelecektir gençler? 16 bulmuş oluruz. Şimdi bu sorumuza bakalım hemen. A'dan B'ye 5 farklı yol var. B'den C'ye 2 farklı yol var gençler. Demiş ki bize A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidip tekrar A'ya geri dönülebilir. Herhangi bir koşul sunmadığı için. A'dan B'ye kaç tane yol var gençler? 5 tane. B'den C'ye kaç farklı yol var gençler? 2 tane. O zaman önce gidişi düşünüyorum. Gidiş dediğim ifadem nasıl olacaktır? A'dan B'ye gittiğim için 5. B'den C'ye gittiğim için 2. Sonra gençler, dönüşe geçtim hemen. Tekrar dönüş yapacağım A'ya doğru. C'den B'ye geliyorum. Yine 2. Sonra B'den tekrar A'ya gelmek için 5 farklı durum söz konusu. O zaman 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5'ten yani 5 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 gelmiş olacak.
Buradan da onun karesinden gençler 100 bulmuş oluruz. Peki, bu sorumuza bakalım hemen. Demiş ki bize gençler, 3 tane farklı mektup 6 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Diyorum ki ben 3 tane mektupsa bu mektupların bir tanesi M1 olarak, ikincisini M2 olarak, üçüncüsünü M3 olarak yazdım. Şuraya da gençler şöyle hemen kutularını oluşturuyorum. Şurada aşağıda da bir tane olsun. Ve bir tane fazla olmuş. Onu silelim hemen. Şu aşağıdaki. Şunu siliyorum gençler. Evet, şimdi kaç tane oldu bakıyorum. 6 tane posta kutusu olmuş oldu. Şimdi bakın gençler. Birinci mektubu. Bunu atabilirim, bunu atabilirim, buna, buna ya da buna, bunu atabilirim. Yani birinci mektup için aslında bizim kaç tane durumumuz var? 6 tane durumumuz var. Aynı şekilde ben diyorum ki ikinci mektubu atayım şimdi. Bunu atabilirim, buna, buna ya da bunlardan birini. Aslında ikinci mektup içinde yine 6 tane yerim var. İkisine de 6 tane yerim. Bir tanesini atacağım. Üçüncü mektup için de aynı durum söz konusu. Ona da 6 tanesinden birini atacağım. O zaman 6 üzeri gençler ne gelmiş olacaktır? 3 gelmiş olacaktır. Cevabımız Deniz olmuş oluyor. Şimdi bu soruya bakalım. Demiş ki bize gençler yukarıdaki şekilde, şekildeki gibi her seferinde B şehrine uğramak şartıyla gittiği yoldan geri dönmemek koşuluyla A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? Normal şartlarda koşul sunmasaydı A'dan B'ye gidiş ve dönüşler aynı olacaktı gençler. Şimdi A'dan B'ye bir gidelim. Ben diyorum ki A ile B arasında iki yol var. O zaman 2 çarpı dedim. B ile C arasında gençler, pardon, A ile B arasında kaç tane yol varmış? A ile B arasında 3 tane. Şurayı da sayıyoruz gençler. Yeşilleri de sayıyoruz. A ile B arasında 3 tane yol var. B ile C arasında 4 tane yol var. Peki hiç koşul olmasaydı C'den tekrar ben B'ye dönerken yine bu 4 tanesini kullanacaktım. Sonra B'den tekrar A'ya dönerken yine 3 tanesini kullanacaktım. Yani buradan ne gelecek? 3'ün karesi çarpı 4'ün karesinden 12'nin karesi 144 gelmiş olacaktı normal şartlarda. Fakat cevabımız 144 değil. Neden? Çünkü dönerken koşul sunmuş. Giderken kullandığı yolu tekrar kullanmamak şartıyla. Peki giderken kaç durum söz konusuydu gençler? Bakın A'dan B'ye giderken 3 tane yol vardı. B'den C'ye giderken de 4 tane yol vardı. Gidiş için biz 12 tane yol seçebiliyorduk. O zaman ben bunu tüm yollardan 12 yolu çıkartırsam geriye 132 olarak koşullu olan cevabı bulmuş olurum. Peki bu sorumuza bakalım hemen. Gençler bize diyor ki 15 sorunun bulunduğu bir sınavda her sorunun 5 cevap seçeneği vardır. Evet. Buna göre test için kaç farklı cevap anahtarı oluşturulabilir? Şimdi gençler birinci sorumuzu düşünelim. Birinci sorumuz için 5 tane cevap alabilir. Peki ikinci sorumuz için herhangi bir koşul olmadığı için yine 5 tane olacaktır. Üçüncü sorum için de yine 5 tane gelecektir. Bu şekilde gidecek. 15. sorum için de yine 5 tane gelecektir. O zaman ben diyorum ki birinci soru için 5 tane, ikinci soru için 5. Bu şekilde 5 tane gelecekse toplam 15 soru varsa 5 üzeri 15 olarak cevabı bulmuş oluruz gençler. Peki. Bu sorumuza bakalım hemen. Gençler demiş ki bize A, Y, T harfleri şekildeki gibi 9 özdeş kareye her satır üstünde aynı harflerden birer tane olacak şekilde yazılıyor. Kaç farklı görüntü oluşabilir? 2 farklı çözüm var. İkisini de göstereceğim gençler. Şimdi ilk çözüm kısa bir çözüm. Onu göstereyim ben size. Ben diyorum ki ilk olarak köşegenleri yerleştireyim. Birinci yolu olarak gösteriyorum bunu. Köşegen yerleştirmek istersen buraya A, buraya Y, buraya T yerleştirmiş olsam. Gençler A'yı yerleştirdiğim için
Yani normal şartlarda birinci, şöyle göstereyim direkt olarak yazmadan. Normal şartlarda diyorum ki gençler bakın. Şimdi şu kısımda şu kareye A, Y ya da T harflerinden birini yerleştireceğim. Yani 3 taneden birini yerleştirmiş olacağım. O zaman oraya 3 tane yerleştirebilirim. Tam ortadaki kareye A'yı yerleştirdiğim için gençler oraya artık yerleştiremem. Y ya da T'yi yerleştireceğim. Bunlardan bir tanesini yerleştireceğim için 2 taneden bir tane seçmiş olacağım. Bunu da seçtim. Şimdi şu köşedeki kısma yerleştiriyorum. Artık Y'yi seçmiş olsaydım ortadaki kareye, buraya T kalmış olacaktı. O zaman bir tane kalmış olacak. Buradan 3 çarpı 2 çarpı 1 gelmiş olacak. 6. Şimdi gençler bu köşegen için. Sen diğer köşegen için de aynı şeyi yerleştirirsen, ikinci köşegen için olduğu için, ikinci köşegen için aynı şeyi yerleştirdiğim için 2 ile çarptım. Bu da 2 çarpı 3 çarpı 2'den gençler ne gelmiş olacaktı? Buradan 12 gelmiş olacak. Bu birinci yolumuz. Şimdi ikinci yolumuzu hemen gösteriyorum. İkinci yolda şöyle bir şey var. Diyorum ki şekli şöyle büyüteyim. İkinci yol. Biraz daha şekil üzerinde yapacağım. Buraya A'yı, buraya Y'yi, buraya T'yi yerleştirmiş olsam bu kısımda gençler 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yerleştirmiş oluyorum. Şimdi bak buraya A'yı yerleştirdiğim için buraya gençler ya Y'yi ya T'yi yerleştireceğim. Yani iki durumdan bir tanesi gelmiş olacak. Peki. Buraya atıyorum T'yi yerleştirmiş olsam. Şimdi bak buraya T'yi yerleştirdiğim için şuraya yerleştiremeyeceğim için buraya ne gelmiş olacak gençler? Buraya da A'yı yerleştirmiş olacağım. Çünkü Y yukarıda var olmayacağı için. Orası bir şeklinde gelmiş oldu. Peki T'nin altında ne gelecek? Bakın buraya T yerleştirdim, buraya A yerleştirdim, buraya Y gelmek zorunda bir şeklinde gelmiş olacak. Peki en aşağıya ne kalmış oldu? A, T vardı, buraya Y geldi. Buraya gençler Y, A vardı, buraya T gelmiş oldu. Buraya da A gelmiş oldu. Yani hepsinin yeri aşağıda belli. Bakın şimdi yukarıda 6 tane durum. Buradan gençler şurayı temizleyerek göstereyim. Şuradan 2 tane durum. Şurada iki tane durum. Gençler burada ise bir tane durum var. Bunların hepsini çarparsak 6 çarpı 2 çarpı 1'den. Bu da 12 olarak bulunmuş olacaktır. İki tane yöntem var. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Peki bu sorumuza bakalım hemen. Demiş ki bize gençler, iki farklı madeni para, 5 farklı kumbaraya kaç farklı şekilde atılabilir? Şimdi elimizde iki tane madeni para var. Birinci para olsun. Bu da ikinci param olsun gençler. 5 tane de kumbaramız olsun. Şuraya da bir tane daha yazıyorum. Şimdi gençler cevap C değil. Hani orayı işaretlemiş gibi olduk ama cevap C değil. Şöyle gösteriyorum hemen. Şu aşağıya da bir tane çizeyim. Şimdi birinci parayı İstediğin kumbaradan herhangi bir tanesini atabilirsin. Şurada yok. 5 tane kumbara vardı. O zaman birinci para için gençler ne söz konusu? 5 tane söz konusu. İkinci para için de yine 5 tane. İkisini çarparsam 5'in karesinden ne gelmiş olacaktır? 25 gelmiş olacaktır. Gençler olasılığın saymanın temel ilkesi kısmını şu anda bitirdik. Bir dahaki kısımda bununla ilgili farklı sorular çözeceğiz ve olasılık konusunu devam ettireceğiz. Bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.